Video hoş geldiniz. Birazdan videomuza geçeceğiz. Yüzümü unutmuşsunuzdur dedim. Gerçekten kaç yıl oldu belki yüzümü görmüyorsunuz. YouTube'a girenler diyor ki bu çocuk pale pale diyor. Birazdan videomuza geçeceğiz. Şimdiden bir like atın yani ya. Yüzümü gösterdim size. Bilmiyorum içimden geldi. Dışarıdaydım dedim. İki sohbet edelim. Yani videolar gelebilir. Neden olmasın, videomuza geçelim şimdiden. İyi seyirler efendim. Şurası mezarlık hocam. Selamun aleyküm. Beni görmüyorsanız bir yüzümü göstereyim dedim. Bir unutmayın yani. Yazıklar olsun. Evet, tekrardan hoş geldiniz video arkadaşlar. Başta o şişkoyu gördükten sonra videomuza geçtik. Yani bir dedim yüzümü göstereyim, asıl dışarı çık, asıl diyorum hem dışarı çıkmışken dedim bir göstereyim yüzüm, bir tanısınlar beni, kamerası nereye kadar dedim. Tabi eski yayın videolarımızda var kameram ama dedim bir kere daha böyle şu büyük halimi göstereyim, herkes beni minnacık çocuk olarak hatırlıyor. Her neyse hocam, tekrardan kargo sömeteri hoş geldiniz. Bugün zaten başlıkta da gördüğünüz gibi, bir haftadır da beklediğiniz gibi soru cevap yapacağız. Gerçekten ilk öncelikle sorular için çok teşekkür ederim. Hem kargoya alakalı sorular olsun hem de bana kişisel olarak gelen sorular olsun, süperdi hocam. Vallahi okurken dedim Allah Allah nasıl sorular bunları falan dedim yani. Ben hep şey düşündüm işte, abi kargo gelecek mi diye düşünmüştüm ama gayet güzel sorular geldi. Fazla da soru geldi ve çoğunu da almadım. Yani hemen hemen aynı soruları da almadım. Şimdi hocam Edirne önümüzde. İlk önce 40 dereliğine sapıp oradan Edirne'ye döneceğiz. Sesim biraz kalın gelebilir size. Şeyim nezle oldum. 3 gündür nezleyim. Burnum akıyor, boğazlarım şişti falan. O yüzden de video çekmedim. Normalde daha önceden çekecektim ama olmadı. Geçen çarşamba da sınavım vardı. Elimde de öyle video yoktu. Ben de hemen böyle emeksiz girip hızlı hızlı konuşup da yani video olsun diye video çekmek istemedim. O yüzden çarşamba günü video gelmedi ama bomba gibi bir kargo simülatör güncelleme videosu diyecektim ben. Soru cevapla karşınızdayım. Bir like atarsınız artık soru cevabın hatırına. Şimdi hocam direkten hemen sorulara girmek istiyorum. Çünkü yolumuz kısa ve fazla soru var. İlk öncelikle sağ olsun Hako TV bir soru sormuş hocam. Oyunun selektör gelecek mi? Zaten şu anda ekranda görüyorsunuz soruyu. Artık videoyu Efecan mı editler, ben mi editlerim bilmem. Bir yeri koyacağız. Orada görürsünüz yani abi. Selektör gelecek mi demiş. Vallahi bak keşke, tekrardan söylüyorum. Yapımcı ile Discord sesli konuşurken ben ekran kaydını aldım. Discord'da konuştuklarımız normalde 2 saat falan konuştuk. Hatta 2 saat geçik konuştuk da yani kayıt o kadardı. 2 saat falan kayıt aldım. Onları YouTube'a direkt montajsız atacaktım ki siz de duyun. Ama şöyle bir şey oluyormuş. Discord'da mikrofonun açıkken ekran kaydı alırken ses gelmiyormuş abi. Benim o aldığım ki 2 saatlik kayıt 2,5 saatlik boşuna gitti. Onunla paylaşamadım. Çünkü tüm sorularınızın cevapları orada vardı. Gerçekten konuştuk. Selektör de yine hatırlıyorum birisi söylemişti. Işığı böyle aç kapı yapmak zor oluyor demişti. Bir selektör gelebilir mi demişti. Ama yapımcının böyle modifikasyonlara cevabı, yani şu anlık bir bug'ları yönelmeye çalışıyoruz. Onlar gelebilir. Onlar basit şeyler demişti diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Seçkin abi sen de izliyorsan abi demiştin ama ben izliyorum ama yorum yapmıyorum demiştin ama izliyorsan bir yorumlayabilir kendini abi. Ondan sonra ikinci sorumuz Hako TV'ye teşekkür ederim. Tekrardan yandan bilgisayara bakayım. Ayfer Gencan'dan bir soru gelmiş hocam. Tır'ın küçük aynası Omercik gelecek mi? Yani şuradaki aynadan, o alttaki ufak aynadan bahsediyor. Bunu da sormamışlar diye hatırlıyorum ama onlar gelebilir, o basit şey ama yani o geldiğinde yine FPS'inizde biraz daha düşüklük olabilir çünkü o da bir yani telefonu o da bir yoracağı için ondan yapımcılar zaten işte kaza efekti olsun, işte ne bileyim çarptığına kaza efekti, araba kırılsın falan, onları getirmiyorlar çünkü amaçları bu oyun abi telefonu yüksek modeli olan da oynayabilsin kasmadan, telefonu düşük model olan da işte düşük görüş açılarında rahatça oynayabilsin amaçları. Bunu zaten her videomuzda söyledik, söyleyeceğiz de. Öyle bir soru sormuş, gelebilir, neden olmasın, onlar basit şeyler yani. Onu yine sorun için teşekkür ederim sana. Şuradan biz U çekeceğiz. 40 dereldeki kardeşlerimize de selam olsun. Şimdi 40 dereli şivesi yapacaktım da şimdi unuttum şiveyi. Bilmediğim bir şeyi yapmayın burada. Tekrardan teşekkür ederim sorun için. Aytu Kaçıkan aynen. Arkadaşlarımızın tırına binmek gelecek mi demişsiniz. Yani bu
gereksiz bir şey yani. Zaten tır oyunu arkadaşına girdiğinde, yani arkadaşına girebilmek için zaten senin de bir tırının olması gerekiyor. Şimdi mantık açısından inceleyelim. Yine sorun için teşekkürler ama bu biraz zor yani. Bilmiyorum, olabilir ama zor, gereksiz yani. Yani o arkadaşınla zaten oynayabilmen için senin de tırının olması gerekiyor ki girip online oynayabilirsiniz. Yani bir arkadaşın tırına binip ne yapacağım onu bilmiyorum ama yani dışarıdan bir karakter gelirse neden olmasın diyebilirim ama zor gelir yani, onu sen bekleme derim ben sana. Bu arada yapıştırmayalım çünkü yolumuz kısa ya. Sorun için tekrar teşekkür ederim gerçekten. Ondan sonra Çağlar Timur. Dur, bilgisayara bakarken vuruyordum. Çağlar Timur sorumuz, gerçekten teşekkür ederim sorun için. Oyuna harfiyat dorsası gelecek mi? Bu gelecek, güncellemede kesin gelecek. Bunu size gerçekten söyleyebilirim. Burnum hala akıyor bu arada. Bir geçmiş olsunuzu alırım. İnşallah birileri yazar. Harfiyat dorsası gelecek. Araba taşıma dorsası gelecek. Harfiyat kesin gelecek diye hatırlıyorum. Araba taşıma dorsası gelecek. Tomruk gelecek mi hatırlamıyorum ama birkaç tane dorsi çeşidi gelecek arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Ulan kırmızı ışıkta bir kere dedim, hadi durayım şu kırmızı ışıkta. Video da biraz uzasın. Gene geçtik ya. Gene duramadım. Sorun için teşekkür ederim. Güzel bir soruydu. Tekrardan Aytuğ Kaçıkan'dan bir soru. Güncelleme gelmezse ya da yeni oyun çıkmazsa oyunu bırakır mısın? Bunu bazen kendi kendime ben de soruyorum ama ben oyunu bırakmam. Bu kitlemizin zaten burayı, bu kitleyle bu oyun sayesinde buraya kadar geldik. Sesim az gelebilir. Ben onu Efecan montajlar söylerim veya ben şey yaparım. Videonun başından tüm sesleri çoğaltır. O yaparsa ben de hallederim o sesi. Boğazım ağrıyor, ondan zor konuşuyorum. Sesim bile borazan gibi. Yani bu soruyu ben de kendime soruyorum. Sorun için teşekkür ederim sana bu arada. Yani ben bırakmam. Buraya kadar bu kitle, yani çok bir kitle değil, 1000 kişi ama bunu toplaman gerçekten YouTube platformunda zor. Ben bırakmam oyunu. Yani videolarını azaltsam bile yine bu oyuna devam ederim. Çünkü oyunun bende ayrı bir tadı var, ayrı bir zevki var arkadaşlar. Yani oyunu burada 1,5-2 yıldır oynuyoruz nereden baksanız. Yani ben bırakmam, kaç milyon kilometre yaptık artık onu da hatırlamıyorum. Yani ben bırakmam oyunu asla. Yine büyük konuşmuyorum ama niye bırakayım yani, değil mi yani? Yani tabi az izlense şimdi bırakırsın diyeceğiniz ama az izlense de ben bu oyunu bırakmam abi. Bu oyun değerlenecek bir oyun ama yapımcıların yani Seçkin abi izliyorsanız, yani şimdi orada ne dönüyor, nasıl bir proje dönüyor onu bilmiyorum ama açıkçası kaç yıldır güncelleme gelmiyor, biraz uyuşuk uyuşukluk olarak falan kaldı yani. Sorun için teşekkür ederim tekrardan. Tuğra Özdoğan'dan bir soru gelmiş hocam. Park sensörü gelecek mi? Yani sensöre gerek yok zaten, yük bırakma yerlerinde yani yük bırakma yerlerinde zaten dorsenin yanları oldukça boşluk yani, yanda dorse olmuyor geldi ya da olsa bile iki dorsenin arası, yani sen dış kameradan görebiliyorsun. Ha, içeriden park etmeyi seviyorsan yani mantıklı olabilir ama gelir mi bilmem. Yani gelse gücü olur, bu güzel bir soru ama dış kamera var yani park ediyor çoğu. Ha, içten park edenler de vardır ama onlar artık kendi tecrübesine dayanarak park etsinler. Bence gelmez diyeyim ben ama gelebilirdi. Yani mantıklı bu. Sorun için tekrar teşekkür ederim. Hako TV'den bir soru daha gelmiş. Oyuna süspansiyon ayarlama gelecek mi demiş. Zaten Hako TV, sorun için teşekkür ederim bu arada. Süspansiyon var. Orta sert, yumuşak ve çok aşırı yumuşak diye süspansiyon var. Yani zaten aşırı yumuşak da şöyle göstereyim. Arabanın önünü bastığınız zaman, dur yakıtmış. Arabanın önünü bastığınız zaman zaten ön tampon, ön bumper demir yere değiyor. Daha bunun bence daha da yumuşaya gelmez. Ama körük muhabbeti gelirse o da süspansiyona sayılır bir nebze de olsa. Körük muhabbeti gelirse olabilir yani. Arkayı farklı kaldırıp önü farklı kaldırsan ya, zaten görmüyorum gaza bastığında. Şu an bu arabanın süspansiyonu aşırı yüksek. Görmüyor mu nasıl yani, orada kaç santimlik bir boşluk oluyor. Mantıklı gelebilir bu da. Bir dahaki sorumuza geçelim hocam. Şöyle ufak ufak yavaş gidelim. Edirne'ye doğru şehrime gidiyorum. Ayfer Gencan'dan yine bir soru. Bu arada bunlar hep aynı isimler değil. Diğer sorular da var. Daha çok var soru yani.
Büyüyünce ne olmak istersin? Evet, kişisel bir soru gelmiş. Büyüyünce arkadaşlar çok karışık bir mevzu ama şu an ben lise 3. sınıf bilişim teknolojileri sınıfı öğrencisiyim. Tamam mı? Lise 3. sınıf dedim, amına koyayım. Allah söyletti. Lise 2. sınıf bilişim teknolojileri öğrencisiyim. Yani bilişim okuyorum diyeyim ben size. Ama bilişimden mezun olduktan sonra KPSS sınavına girmeyi düşünüyorum. KPSS'den 70-75 üstü not alıp asgariyede uzman çavuş olarak görev yapmak istiyorum. Veyahut ne ya, ben konuşamamaya başladım. Ya da oldu ki olmadı, uzman çavuş sınavdan geçemedim, bir aksaklıklar oldu ya da sınavdan geçip alım olmadı. 2 sene beklemektense ben direkt görevimi yapmak isterim. Askerde 2. 6 ay daha uzun dönem yapacağım. O dönemi yaptıktan sonra da ya uzman erbaş komando olarak ya uzman tankçı topçu olarak kalmayı düşünüyorum. Yani bir şekilde rütbesi önemsiz, bir şekilde askerde kalmayı düşünüyorum ben. Yani orada kalarak ve devletime, vatanıma şerefli, gururlu bir şekilde görevimi yapmak istiyorum gerçekten. Ama işte dediğim gibi istediğim uzman çavuşluk ama oldu da işte alım olmadı, oldu da sınavdan geçemedim. Bir yani her ihtimale karşı bir şekilde askerde kalmayı istiyorum açıkçası. Sorun için çok teşekkürler. Aytu kaç kan? Aytu sen galiba bizim videoları takip etmiyorsun. Köy ilçe gelecek mi? Evet, zaten gelecek. Güncelleme haritası yayınlamıştık. Orada da geleceğini söylemiştik zaten. 300'den fazla ilçe gelecek. Ondan sonra Ayfer Gencan yine bir soru sormuş. Gerçekler retardır aşağı doğru iniyor, o oyunda yukarı doğru gidiyor demiş. Bunu bir tane olgun abimiz toplantıda, yani büyük yaşı 30-40 vardır abinin, şimdi izliyorsa bilmiyorum ama büyük bir abimiz sormuştu. Hatta işi vardı, hemen gidecekti. Sormuştu bunu, yani yapımcı olabilir, evet dedi, mantıklı dedi, onu düzeltebiliriz, basit işlem o dedi. Hatta notlarını ekledi mi hatırlamıyorum ama birisi sordu bunu. Sorun için teşekkürler. Ayfer Gencan tekrar sormuş. Silecek gelecek mi? Manuel Silecek'e de sormuşlardı diye hatırlıyorum. Gelebilir. Tekrardan Aytuğ Kaçıkan'dan yine bir soru. Gerçekten bu soru soran arkadaşlara teşekkür ederim. Yani merak ediyorsunuz da soruyorsunuz, hem de böyle videomuz çıkmış oldu. Kaç yaşındasın diye bir soru gelmiş. Şu an yani şey olarak bakarsam 16'yım. Ama ben 17 diyorum. Bilmiyorum, 17 daha güzel geliyor. Şu an 16'yı doldurdum mı acaba? Yoksa Ağustos'ta mı dolduracağım? 15 buçuk diyelim mi ona? En azını söyleyeyim ben size. 15, 16, 17. Hangisine çekerseniz bunlardan birine çekin. Ondan sonra Aytu sen ne yapmışsın be kardeşim? Hep sen sormuşsun. Hep aynı kişiler sormuş bu arada. Videonun başında değişik kişiler dedim. Clickbait'e sayarsanız özür dilerim. Aytu tekrardan sormuş, en sevdiğin tır gerçekte demiş, sonra nerelisin demiş. Edirne'de yaşıyorum zaten, videonun başında o çılgın girişten de söylemiştim. Edirne'de yaşıyorum ve en sevdiğim tır tabii ki de gerçek hayatta Volvo abi. Ben zaten her videoda söylüyorum ama sen galiba bizi biraz takip etmiyorsun. Her videoda söylüyorum zaten, ben Volvo'dan vazgeçme var. Scania'ymış, Mikami'ymiş, tamam güzel tırlar ama ben Volvo'cuyum. Çağdaş bir soru sormuş. Sorun için teşekkürler bu arada. Aytu Çağdaş, sana da teşekkür ederim. Reis, bu oyunun bu kadar tutulup seçilmesini tahmin ediyor muydun? Aslanım benim, nasıl bir soru sormuş. Yani demek istiyor ki bu oyunun bu kadar tutulacağını tahmin ediyor muydun? Hayır, etmiyordum. Kanala yeni başladığımda zaten her hafta değişik bir simülasyon oyunu videosu çekiyordum, tanıtıyordum. Bunu rastgele bulduk. Ve oyun sevildi. Sevildiği için de tabii ki de kanalımızın izlenmesi falan azdı. Ben de bunun peşinden gittim ve bununla birlikte kanalı büyüttük. Tahmin etmiyordum yani. Figen'den bir soru gelmiş. Abi yaşın kaç, ondan sonra bu kadar demiş. İşte bu ben arkadaşlar. Bu aynı ben işte. Yaşım hangisine çekersen, söylemiştim zaten. Nuri Ersoy'dan bir soru gelmiş. Sorun için teşekkürler bu arada Figen. Nuri, sana da teşekkür ederim. Yeni güncelleme ne zaman gelecek? Yeni güncelleme, vuracağım kendimi duvarlara. Yeni güncelleme ne zaman gelecek? Hiçbir fikrim yok. Vallahi Mart'ta demişlerdi, gelmedi.
Artık bilmiyorum ya. Bazen düşünüyorum, acaba yapımcı diyorum bizi mi yiyor ya? Gelmeyecek mi falan güncelleme diyorum ama burnum bayağı tıkandı. Bilmiyorum. Gelebilir de gelmeyebilir de. Ben yani umudu kesmedim gibi bir şey. Berk 18'den bir soru gelmiş efendim. O radyocu gibi hissediyorum bazen kendimi, biliyor musunuz? Bu arada burnumun doluluğundan konuşamam peki. Ha, neyse. Bir like atarsınız. Ne olmayı düşünüyorsun? YouTube'dan devam mı yoksa başka bir, ya arkadaşlar bu YouTube'dan devam mı muhabbeti bizim için geçerli değil. Yani ben neyim ki burada? Daha ne YouTube'dan para kazanıyorum. Tabi açılacak o da. 200-300 saatim kaldı ama gelse bile zaten %80'i vergiye gidecek. Yani 100 lira kazansam bile zaten para kazanmaya başlayayım, ben size söylerim onları. YouTube söylemeyin diyor da zaten 2 kuruş bir şey veriyor, onu mu söylemeyelim yani? Bizim için bunlar yani şey değil işte, YouTube'dan devam falan ki edemezsin yani. Bu anca yan gelir, ek gelir gibi ufak ufak 2-3-10-15 lira gibi bir para. Ha, büyük YouTuber olursun işte, sponsorun olur, ondan para alırsın, reklamını yaparsın, ondan para alırsın. O zaman YouTube'dan devam edersin ama işte bizim gibi 1000 aboneli, 5000 aboneli, 10.000 aboneli YouTuberlar için bu YouTube'dan devam muhabbeti yalan yani. Ek gelir olarak bakarsan bakarsın ona. Çünkü gerçekten vergileri yüksek, ele yine yüksek yani, nasıl desem. Ya şimdi sizin bunun bilmediğiniz çok tarafı var, anladın mı? Şirket kuruyorsun, muhasebeci alıyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Şirket kurmadan devam edersen, atıyorum ki sen başladın, ben başladım. İşte Allah kısmet etti, işte 200, 300, 500 bin abone oldum. YouTube çak sana bir şey gönderiyor. Kanalınızın başlangıç tarihinden bu yana şirket kurmadığınız ve kaçak vergi yaptığınızdan dolayı İşte sana bir belge gönderiyor, ondan sonra diyor ki işte işte kaçak vergi kullandın, vergi kaçakçılığı falan yaptın. İşte en son İsmail Öznam'a gelmiş, İsmail abi 100 bin lira vergi cezası. Yani bu senin dediğin o YouTube'dan devam muhabbeti çok zor yani. Anca sağlam tutturman lazım. Benim için bu bir gelir, eğlence kaynağı, bir hobi yani, anladın mı? Buna bir vakit ayırıyorsun öyle. Sorun için teşekkür ederim. Bayağı bir iyi soruydu ha, biliyor musun? Ondan sonra Melihcan Uçar rengi nereden yapılıyor demiş. Kanka arabaların rengi şu anlık değiştirilmiyor. Kendisinin rengi koymuyorsun. Er Galeri'de değişik renkli arabalar var. Oradan değişik renklisini alabiliyorsun ama yeni güncelleme ile renk değiştirme gelecek. Bunu yapımcı söylemişti efendim ve sorularımız da bitti. Yani nereden baksan 2, 4, 6, 8, 10, burada da bir 10, 12 tane olsa 20-25 tane soru cevapladık. Gayet de güzel sorulardı, benim hakkımda olsun, oyun hakkında olsun. Güzel bir soru cevap videosu oldu. Diğer ilk soru cevap videomuzda daha bir kendimden bahsetmiştim galiba ama hatırlamıyorum. Videomuzda 20 dakikaya geldi, 10-15 dakika, 14 dakika Efe Can veya ben halledersek halledebiliriz. Pazar günü izleyeceğiniz bunu, videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi yani şurada da bitirelim Tekirdağ'a gelmeden. Aha, yerin içine düştüm. İşte dediğim gibi amaçları şu bug'ları kaldırmak. Evet, soru cevap videomuzun sonuna geldik. Baştaki şişko patatesi gördüğünüz için özür dilerim arkadaşlar. Ama o benim, beni unutmayın bak, tamam mı? Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınız için soranlara teşekkür ederim. İzleyip full screen izleyenler de var eminim. Açıyor videoyu full screen. Oh, izliyor abi. O hep yani izleyenlere teşekkür ederim. Konuşamadım onu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim. Neden böyle ölü gibi konuştuğum videoda derseniz de, burnum şu an çok tıkanık, konuşamıyorum. Ben kaçıyorum hadi. Bye.